tonlarımızı alalım. Desek tümünü seçecek. Gruplama yapılmadı çünkü. Layer diyelim. Tekrar bu alttaki layer'ı seçersek bu şekildeymiş. O zaman şöyle yapalım. En başa bir dönelim. Sadece bu kalsın. Ve bir de bu kalsın. Edelim bir. Daha sonra bunu image diyelim. Trim diyelim. Okey diyelim. Burada bu da kaldı herhalde. Yok, kalmamış. Tamam. File Save for Web diyelim. PNG 24 olarak kaydetsin. BTN Next diyelim. Daha sonra coin'in içindeki images'a gelelim. BTN Next'i birlikte aç diyelim. Adobe Fireworks CS6'da bir açalım. Şimdi biraz yakınlaşalım buna. Ve bunu bizim istediğimiz halde bir parçalayalım. Bakarsak yarım daire şeklinde şöyle yarısını alalım. Göz kararı. Bitmap'i seçip delete diyelim. Daha sonra fit canvas diyelim. Bunu Ctrl S ile kaydedelim. Daha sonra bitmap seçelim. Bitmap'i seçtikten sonra Q'ya basalım klavyeden ve tam bunu tersine çevirelim. Tersine çevirdikten sonra bir tık yukarı kaldıralım. Ve bunu da File Save As PNG olarak BTN ne yazdık? BTN Prev olacak. Prev diyelim. Tamam, şu an resimlerimizi almış olduk. Şimdi F12 ile Firebug'ımızı yine açalım. Ve bunlara bir bakalım. Bunun özellikleri nereden geliyor? Satır 16'dan gelmiş. Gelelim CSS dosyamızda satır 16'ya CSS next demiş, CSS prev demiş. Bunları ayıracağız biz. Şimdi şuradaki kod bloğunu alıp CSS kodlarını alıp buraya da atalım. Şu an ikisi de farklı olarak geldi. Şimdi gelelim CSS preve. Background resmi seçelim bir. Background resmimiz bu. 28'e 57'ymiş. Boyutları, arka planını yok edelim.